Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA 21 videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar Memphis Depay'ı kadroya kattım 11.000 coin ise. Bu videoyu daha mı önce atarım yoksa diğerini bilmiyorum ama Memphis Depay'la 2 tane maça çıktık. Onun videosunun kaydını aldım ve tek bir video şeklinde atacağım. Belki bir gün önce gelmiştir, belki bugünden sonra yani yarın gelecektir. O videoyu sakın kaçırmayın. İnanılmaz bir video. Çığlık çığlığa bir videoydu. Hakikaten o videoyu izlemeyen çok şey kaybeder. Bu videonun da ilk önce yapmanız gereken şey like ile başlamanız. İnşallah keyifli bir video sizi bekliyor. Merak etmeyin, bugün paket açılımı yapacağız. Hafta sonu çekiyorum. Ne zaman atarım bilmiyorum ama hafta sonu biliyorsunuz özel toplar var. Ben şu anda kadromda Memphis Depay'ı aldım. Benim kadrom şu an ideal. Bu kadroda Fransa ağırlıklı, Fransa Ligi ve Fransız oyuncular ağırlıklı bir kadro. Sizce Fransa Ligi'nde iş yapabilecek oyuncu ama alabileceğim oyuncuları bana söyleyin. Ben Yedder'i alamam mesela. Ben Yedder'e 150 bin coins falan istiyorlar. Onu ben takıma getiremem ama onun dışında hangi oyuncular iş yapar? Lütfen yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Yedeklerimde Coman, Balde, Hernandez, Tauvin, Pavon, Diaby ve Lasagna şeklinde gidiyor. Zaten kadromuza hakimsinizdir. Bugün 2 tane ücretsiz paketimiz var. Onların dışında diğer hafta sonu gelen kampanyadan paket açılımı yapacağız. Bakalım neler olacak. İlk önce total paket yani haftalık takımdan bir paket diyor. Bir bakalım, açıkçası bunları çok fazla bilmiyoruz. Bakalım kim gelecek. Çok merak ediyorum gerçekten. Hadi bismillah. Inter. Eriksen geldi haftanın takımından. Bu şimdi bizim banko oyuncumuz mu olacak? Onu ben bilmiyorum. Ama işte Fransa Ligi olduğu için bizim kimyamız uymaz. Eriksen'in bu arada kiralık Eriksen var bizde. Hala hiç oynatmadım. Evet, bu şu anda Ö'yi al diyeceğim ama evet alalım. Bu bizde banko geldi. Evet, böyle bir oyuncumuz oldu. Aa, süper lan. Hakikaten iyi. Bir de kiralık oyuncu diyor. 4 tane Ö'ye verecekmiş. Bakalım bunlar kim? Aa, bir dakika, biz seçeceğiz mi bunları? Yo, hepsini verdi. Oğlum çok iyi lan. 4'er maç verdi ama Florenzi var, sağ bek. Çok güzel. Arkadaşlar Florenzi'yi de oynatabiliriz. Zaten bunlar satılmıyor büyük ihtimal. Çok güzel. David işimize yarar mı? İdare eder. Nelson Semedo 92. Van de Beek. Güzel ya, iş yapar. Bunlar güzel. Şimdi arkadaşlar hafta sonu etkinliklerinden promosyon paketler var. Promosyon paketlerden paket açılımı yapacağız. İnşallah şöyle güzel bir yani kart gelsin diye umut ediyorum. Hadi bismillah diyoruz ve bakalım. Çok merak ediyorum kim gelecek. Kim geldi stoper? Abraham geldi. 76 reytingi var. Arkasına kimleri verecek bilmiyorum ama hemen şöyle bir bakacağım. Yani ya bunların hiçbiri bizim kullanabileceğimiz oyuncular maalesef değil. Ben hepsini aldım. Daha sonra satış vesaire kontrol ederiz. Bir paket açılımı daha geliyor. Ya şöyle iyi bir oyuncu gelse hemen denerim ya. Yemin ediyorum maçta denerim. Yine bir kart. Stoper. Gabriel Paulista bu arada 82'lik geldi. Brezilya bizim kullandığımız değil ama satışta belki bize katkı sağlayabilir. Okay Yokuşlu'yu verdi. Sol beke 90. Atalanta, Inter. Atalanta, İtalya, Fransa. Fransa uymaz bize. Yani Fransa dışında uymaz. Yine çok güzel bir kart vermedi. 12 kart. Bunları tabii ki sonradan satışa sunacağız. Hadi gelin bir tane daha açalım. Kadromuz yeterince oluştu. Ama şöyle bir tane sağlam bir oyuncu verir mi diye bekliyorum. Sağ bek. İşte bu Leverkusen yine uyuyacak. Arias. Arias'ın arkasında kimler var? Şöyle bir kontrol edelim. Ndiaye 92 sol. Orta sağ. Yani belki satışta iş yapar mı diye bakıyorum. Bunları transfer listesine tabii koyacağız. Ve onlardan bir şeyler almaya çalışacağız. Bu arada bir tane de kopya varmış. Kopyayı satalım. Sat. Hemen satamazsın zaten kopyayı. Şimdi iki tane daha paket açılımı yapacağım buradan. Ve
Hadi bismillah. Gaza gelirsem daha da fazla yaparım gibi geliyor ama. Abi birini ver artık ya. E verdin bunu kardeşim ya. Affedersin, kartı kıvırıp bir yerimize mi sokacağız? Verdin bunu. Aa, Balde. Balde de var. Dagba. Bu arada Balde'nin niye yediğini göstermiyor ki? Okeyle. Bunları tümünü hızlı saat transfer pazarına ekle diyelim. Fiyat karşılaştıralım. Ya 1400 civarından başlıyor. Şunu biz 1300 diyelim arkadaşlar. Transfer pazarına ekleyelim. Çünkü sonuçta 82 reytingli bir adam. Böyle bedavaya verecek değiliz. Ben bu Dagba'yı da çok beğeniyorum. Ama çok aman aman, yani kadrolarda öyle ya Dagba'm var benim denecek bir adam değil. O yüzden çok da fazla bir şey istemeye gerek yok. Hadi gelin bir kart daha açalım. Bakalım. Bir tane şöyle güzel bir oyuncum olmadı ya. Çok istiyorum olmasını. Vermiyor. Hayatta vermiyor ya. Kramaric geldi. 82 rating. Arkasına kimi verecek? Aa, Francis Pavard. Pavard iş yapar mı lütfen bana söyleyin. Dijiku bizim stoperlerimizden biriydi. Ben sattım onu. Çünkü gerçekten ya ağır kalıyordu. Münir'i vermiş. Emerson. Alex Vidal. Sevilla. İşimize görmez. Neyse, şimdi bunlar da kalsın. Baba. Babayı yedirtti bize. Bunu transfer listesine ekle diyorum. Ve transferden babayı bakalım kime vereceğiz. Babayı kim alacak çok merak ediyorum. Son bir tane daha açacağım. Ve bu son olsun. Hemen şöyle. Aa, bitti mi hakkı? Jumbo paket var. Bir tane de Jumbo'dan açalım lan. Hadi bakayım bir de Jumbo'dan açalım. Vermiyor abi. Şöyle sağlam bir kart görmedik ki anasını satayım. Sokayım vereceğin karta ya. Bassuayi. Belçikalı oyuncu. Arkasına kimi verecek? Evet, bunların hepsini alıyorum. Geçen gün çünkü almadım arkadaşlar. Çok kızdınız bana. O yüzden alıyorum artık. Merak etmeyin. Şimdi 48 bin yaptık. Peki şunu yapacağım. Kadroma bir geleyim. Bu oyuncular içerisinde hangileri iş yapıyor, ne kadar iş yapıyor ona bakacağım şimdi. Şu Lasagna'yı bir kere göndereceğim. Bu 2 saattir benim gözüme batıyordu burada. Bunu bir gönderelim. Lasagna'yı. Onun dışında Eriksen. Eriksen peki kimyaya uyar mı? Uymaz. Anasını belliyor takımın Eriksen. Eriksen'e özel bir kadro takım kuramam yani, kusura bakmasın. Şunu da gönderelim mi kulübe? Şimdi bir inceleyeceğim arkadaşlar. Ya bu adamlar da bize iş yapmaz. İtalya. Şunu transfer pazarına ekleyeceğim. Okeyledim. İşimize gelmez çünkü. Kramaric'i de ekleyeceğim. Tavin de artık bizim kadromuza girmez. İtalya Florenzi. Pavard iş yapar mı sanki ya? Arkadaşlar yorumlara Pavard iş yapar mı? Lütfen yazın. Onun dışında Mont. Çok da aman aman. Ya ben bunu da göndereceğim. Aa, gönderemiyor muyum ben bunu? Çünkü bir boka yaramıyor arkadaşlar bu ya. Gerçekten çok rezil bir oyuncu. Şöyle. Bu iş yapar mı? Bu da kimyayı acayip bozar. Aha. Yo, bozmadı. Çünkü Fransa olduğu için. Aa, bunu yedeğe alacağım. Memphis Depay'ın yedeği bu olsun. Onun dışında Balden var, Coman'ım var. Stoper'im var ama stopere ihtiyacım yok kadroda şu anda ya. Bu arada satmam bunu. Hernandez çok iyi bir oyuncu bence. Ama yani stoperlerimi genelde kullanmıyorum. Onun yerine
Bakın Eriksen var burada. Tabi diğeri hormonlu karttı. Tielemans. Belçika Ligi. Ya şu Pavard da bir deneyeceğim ben ama bekte oynar mı oynamaz bilmiyorum. Aslında şöyle. Aa, Fransa tabi. Ama neden bu kadar etkiledi ki? Çünkü yandakiler Brezilyalı. Evet. Çünkü Bayern Münih yani. Şu Pavard'ın piyasasına bir bakacağım. 2100. 2000. İş yapmaz arkadaşlar bu ya. Bu iş yapmaz yani. Şöyle 1800 diyelim. Hemen alı da 2000 yapacağım. 21 tane oyuncumuz var satışta şu anda. İnşallah bu oyuncularla birlikte biraz daha kazanacağım coins. Ve coins kazanınca ne olacak? Şimdi ona bakacağız. Şimdi şu Florenzi'yi şimdilik alalım. Şöyle bir durum var. Şu an kadrom bu. Ve geri geldiğimde ne kadar coins'imin olduğunu göreceksiniz. Jetonumun 48.000 var. Yaklaşık 50-55.000'lere geldiğimizde hangi oyuncu almamız gerekiyor? Bunu bana yazın. Kadromu gördünüz. Hangi oyuncu eşleşir kimyayı bozmayacak şekilde? Lütfen bana söyleyin. Buna bir hal çare bulalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.